Şimdi tez vakitte Söğüt'e gidip obamızın konacağı yeri tespit edeceğim. Bilecik Tekfur'u rahat durmayacaktır beyim. Mutlaka pusulanacaktır. Oraya gideceğini bilir. Muhakkak Artuk Bey. Muhakkak. Lakin o bize pusu kurduğunu sanırken asıl pusuyu Ahmet'le beraber biz kuracağız. Bilecik Tekfur'unu da diğer kefereleri de yolumuzdan temizleyeceğiz. Sonra da sıra Saadettin Köpeğe gelecek. Gayrı onun kellesini almanın vakti gelmiştir. Bütün devlet onun elindeyken bunu nasıl edeceğiz beyim? Devlet elden giderse töre yoldan çıkar Artuk Bey. Buna müsaade etmeyeceğiz. Türk aç kalır, susuz kalır, lakin devletsiz kalmaz. Devletsiz kalmaz. Ya bu devlet adalet üzere olacak ya da biz adalet üzere bir devlet kuracağız. Seni bu yaptığına pişman edeceğim Ertuğrul. Dua et devletin uç beysin. Lakin ben buradan nasıl olsa çıkarım. Bakalım o vakit ne yapacaksın? Hayrola yiğidim? Beyim, Bilecik Tekfur'unu götüren alplerimiz yolda baskına uğramışlar. Hepsi şehit olmuşlar. Suçsuzlar. Tez alpleri peşinden salasın ağabey. Onlar yerin dibine dahi girseler bulmadan gelmesinler. Uzun lafın kısası. Sadece Ertuğrul'un elinden kurtulmakla kalmadım. Aynı zamanda Selçuklu Devleti'ni de birbirine kattım. Bak, Sultan Alaaddin öldü. Ertuğrul'un desteklediği veliaht Kılıç Aslan öldü. Selçuklu Devleti buhrana düştü.
Senin bunda çok büyük katkın oldu Ares. İmparatorumuz da bunu görecektir. Asıl Ertuğrul öldüğü zaman. Saadettin köpeğin işini bitirdiğimiz zaman. O zaman Türkler uçurumdan aşağı uçacaklar. Yaptıkların takdir edilecek şeyler Ares. Emir Saadettin. Beni kervansarayda bekleyecekti. Ama benim yerime sen gideceksin. Ona benim elçim olarak gideceksin. Onun tek istediği Ertuğrul'un ölmesi. Ertuğrul'a tuzak kurduğumu ama söğüt içinde kendisinden teminat istediğimi bildireceksin. Senin ne yapıp edip onunla anlaşacağından hiç şüphem yok. Bilmem yanılıyor muyum? Kesinlikle yanılmıyorsun Kritos. Sen Saadettin köpeği bana bırak. Sen Söğüt'e git. Ertuğrul'un işini bitir. Ben Ertuğrul'u öldürmek için Söğüt'te olacağım. Yarın büyük gün. Şerefine dostum Ares. Ayaksi. Neyse. Bir dahaki sefere telafi ederiz. Senden iyi haberler bekleyeceğim. Ben de Kritos. Söğüt'ten en iyi haberleri bekliyorum. Altunaba, benim buyruğumu çiğneyip böyle bir katliama nasıl cüret etti? Genç bir adam ve kadını benim buyruğuma rağmen nasıl katletti? Mesele bu kadar da değil sultanım. Hadisenin vehameti çok daha büyük. Ne bilmekteysen anlatasın Emir Saadettin. Maalesef işin içinde yine Ertuğrul Bey vardır sultanım. Bu meselenin Ertuğrul Bey'le ne alakası var Saadettin? Tahminimce Şehzade Kılıç Arslan'ı kurtarıp size karşı bir isyanı kışkırtmanın hazırlığı içindeydi sultanım. Altunaba'da korkuya kapılmış olmalı ki emrinize uymayarak şehzadeyi ve anasını öldürdü. Altunaba zayıflığı ve sadakatsizliğiyle işlediği suçun bedelini en ağır bir şekilde ödedi. Şimdi sıra Ertuğrul'da sultan. Bu ahvali görmezden gelmemeniz icap eder. Alacak. Doğru. Ertuğrul Bey cezasını çekmeli. Yeter artık. Sultanım, devletimizde huzur nizam kalmadı. Yeter! Ertuğrul bana mektup gönderdi Saadettin. Öyle mi? Ne der mektubunda sultanım? Altunaba'nın kardeşimi Ankara Kalesi'ne götürmek yerine yolda yay kirişiyle boğmaya kalktığını, buna mani olduğunu, ancak kaçarken hançerini saplayıp öldürdüğünü, sonra da kaçtığını söyler. Demek öyle. Evet. Altunaba Ertuğrul geldiği için değil, kendi rızasıyla bu katliamı gerçekleştirmiştir. Hmm. Sonra da kardeşimin cesedini alpleriyle sarayıma yolladı. Rahmetli anasını da ben Ankara Kalesi'nde toprağa verdim. Hepimizin başı sağ olsun. Lakin anlamadığım,
Bunca hadiseden sonra siz hala Ertuğrul'un Pure Pak olduğunu mu düşünürsünüz? İddiamın sonuna kadar da arkasındayım. Ertuğrul bana ve devletine sadıktır. Kardeşimle anasını öldüren Altunaba'nın cezasını sen vermişsin. Ertuğrul'un itimat edilmeyecek biri oldun. İnşallah bir gün anlayacaksınız sultanım. Ertuğrul Bey, babamın buyruğunu ve benim isteğimi yerine getirmiştir. Kardeşimi Ankara Kalesi'ne götürmek için canını ortaya koymuştur. Ben buna inanırım. Türk obalarını peşine takıp Konya'ya dayandığında aynı şeyi söyleyecek misiniz bakalım sultan? Benim kararlarımı yargılamak sana düşmez Saadettin. Bu mecliste bulunan devlet erkanı da bilirim benim gibi düşünür sultanım. Emir Hazretleri hakkıdır sultanım. Sultanım, almış olduğunuz kararları tekrar gözden geçirmeniz devletimizin menfaati için en doğrusu olacaktır. Sultanımıza uymak boynumuzun borcudur. Vazifemizi yaptık, sizi uyardık. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Beyim, biz beylerle kendi aramızda da etraflıca istişare ettik. Obamıza daha yeni yerleşmişken buradan göçmene lüzumu yoktur. Biz nice zorluklara göğüs gerip üstesinden gelmişiz. Şimdi bu göç meselesi ne diye bu kadar dert edile? Beyim, bizim bu topraklara düşmüş alın terimiz var. Kanımız var. Buraları kendimize yurt bellemişiz. Şimdi ne diye yaban ellere gidelim? Hem oralar kefelelerin burunlarının dibidir. Bize aman vermezler. Ya beyler, beyler. İki oba birleşince kim karşı durabilir bize? Biz böyle sımsıkı sarılmışken kim üleşebilir bize? Siz neden çekinirsiniz? Evvelden yanımızda devletimiz vardı. Devletimizin gölgesi üzerimizdeydi. İmdi. Devletimiz elini üzerimizden çekti. Oraları bize dar gelir Turgut Bey. Beylerim, gayrı kendinize gelesiniz. Biz ne vakit gücümüzü, kuvvetimizi yetirememişiz de geri durmuşuz. Yolumuz korkakların yolu değildir. Sultanımız Alaaddin Keykubat, Söğüt'ü yurt tutmamız için Ertuğrul Bey'imize vermiştir. Ertuğrul Bey'im de, ben de son sözümüzü söyledik. Söğüt'e göç edilecektir. Bundan gayrı bu meselenin bahsi açılmıyor. Aslıhan, yaşadığın imtihanlar az değildir. Ertuğrul Bey'im yetişmese elini kara toprağa verecektin. Lakin zoru gördüğümüz vakit yolumuzdan dönmek bize yakışmaz. Halime Hatun,
Bir türlü halimi kimseye anlatamam. Ya da kimse anlamak istemez. Bu sefer ahval diğerlerinden daha çetindir. Karşımızda devleti ele geçirmiş Emir Saadettin var. Neden kimse bunu anlamaz? Emir Saadettin ateş olsa cürmü kadar yer yakar aslan. Bize düşen erlerimize, alplarımıza itimat edip onların yanında durmaktır. Kardeşim, Emir Saadettin'in ne kadar zehirli biri olduğunu bilmez gibi konuşursun. Turgut'la bana olan husumetini unuttun mu? Sen endişe etme. Erlerimiz Emir Saadettin'in hakkından gelirler evelallah. Emir Saadettin mertçe vuruşacak düşman değildir. Bu sebeple ona karşı gelmemiz güçtür. Bizi kendi otağımızda zehirletecek kadar gözü dönmüş bir soysuz o. Hainin bir oyunu varsa Allah'ın bin oyunu vardır aslan. Ben senin endişeni anlarım. Lakin endişen de diretirsen bu obalarımızın selameti için iyi olmaz. Şehzade Kılıç Aslan ve anasının ölümünde dahlin var mıdır ana? Altın oba haddini aşmış. Emir Saadettin de gereğini yapmış. Allah günahlarını affetsin. Sana bir soru sordum. Cevap ver ana. Dahlin var mıdır? Ertuğrul Kılıç Aslan'ı kurtarsaydı neler olacağını bilir miydin sultanım? Ordum ve devlet erkanı benim yanımda. Onu sen demedin mi ana? Dedim demesine. Lakin Emir Saadettin'in devlet erkanı üzerindeki gücünü sen de bilirsin. Dahası baş belası Türk obaları ayakta. Başıboş babayiler her an bir isyana kalkışabilir. Onların isyanı devletimizi zora sokmaz mı sanırsın oğul? Soruma cevap ver ana. Kardeşimle anasının ölümünde dahlin var mıdır? Olmazsa analık vazifemi yerine getirmemiş olurdum. Anam olmasaydın seni şurada öldürürdüm. Ve dönüp arkama bile bakmazdım. Gelecekse ölüm senin kutlu ellerinden gelsin. Umrumda olur mu sanırsın? Ben vazifemi yerine getirdiğime inanırım. Ölmek umurumda bile değil. Hala Saadettin bana itaat ettiği için mi Altunoba iblisini öldürdüğünü sanırsın? Sen beni kurtlar sofrasına attığını görmez misin? Ben senin sultanlığın için elimden geleni yaptım. Bundan sonra ölsem gam yemem. Ya Saadettin ana? Ne olmuş ona? Beni üçünüz sultan yaptınız. Altunoba'yı öldürdü. Geriye bir tek sen kaldın. Sen de beni odamda esir tutarsın. Eğer ondan korkmaktaysan beni hapsettiğin odamdan çıkar. Çıkar ki onu zaptu rapt altına alayım. Hala onun bana sadakat göstereceğine inanır mısın? Peki ben senin bana olan sadakatinden nasıl emin olacağım? Bunun aksini düşünmek için ne sebebim olabilir sultanım? Evladımsın sen benim. Saadettin'e gelince o senin sultanlığını ister. Herkes gibi.
İster ki güçlensin. Senin sağ kolun olmak ister. Sana düşen onu avucunun içinde tutmaktır. O beni avucunun içinde tutar ana. Tilkinin tavşanla oynadığı gibi oynar benimle. Sayende ordum da devlet erkanı da ona itaat eder hale geldi. Sen bunu görmez misin? Haddini aşarsa gereğini yapmak sana düşecek. Saltanatın kirli oyunlarına alışmak mecburiyetindesin. Bil ki ben son nefesime kadar seninleyim. Senin doğru olanı yapman için dua ediyor olacağım. Günah tekin biri değildir. Gelir gelmez haddinden büyük işlere kalkıştı. Sen yetişmesen atlarımızı da beylerimizi de asacaktı. Günalp niyeti halis, devletine sadık biridir. Gözüne perde inmiştir. Emir Saadettin'in tahakkümü altındadır. Niyetim onu düştüğü bu gaflet uykusundan uyandırmaktır. Ertuğrul, bilirim sen yaş tahtaya basmazsın. Lakin kurbanın olayım, temkinli olasın. Hem Aslan Hatun Söğüt'e göç etmeye soğuk bakar. Aslan Hatun bize bağlıdır. Gözü pektir. Niye soğuk bakar? Emir Saadettin'in gazabından korkar Ertuğrul. Devlette nüfuzu artınca üzerimize daha katı bir gazapla geleceğini düşünür. Kimsenin başına bir hal gelmesin ister. Yaşadıkları kolay değildir. Bunu anlarım. Obasını düşünmek vazifesidir. Lakin endişelerini bertaraf etmesi gerek. Bu mevzuda bizim de ona yardımcı olmamız icap eder. Aslan Hatun'la konuşacağım. İyi edersin beyim. Seni götürmeye geldik. Nereye? Gidince görürsün. Şabdan! Sakin! Sen devletin kalelerine ayın belledin de koluna girip götürmeye kalkarsın. Ben buraya kendi ayaklarımla girmişim. Hak bilmez. Günalp Bey. Nereye götüreceğimizi gidince görürsün dedim. Şimdi bize zorluk çıkarmayız. Lanet olsun sana Ertuğrul! Ne olmuş Emir Hazretleri? Günalp Bey'in yaveri aydoğmuş. Ertuğrul'un sulh masasını devirdiğini, Tekfur'u öldürmek için obasına götürdüğünü, Günalp Bey'i de zindana attığını yazmış. Karacahisar'a birlik gönderip orayı Ertuğrul'un başına yıkalım. O işi Tekfur Kritos halledecek. Hala yaşıyor mu? Ertuğrul'un alpleri onu obaya götürürken baskına uğramış. Tekfur Kritos'la yaveri kaçmış. Hala. Bu hadiseden sonra sultan da Ertuğrul'un uçbeyi olmasına müsaade etmeyecektir. Sultanımız Ertuğrul'un yanındaysa eğer
O vakit ne edeceksiniz Emir Hazretleri? Emirlere ve ordumuzun komutanlarına haber et. Devletin âli menfaatlerinin bir sultanın ahmaklığı yüzünden tehdit altında olduğunu söyle. Gece onları makamında görmek isterim. Ertuğrul'un uç beyliğini elinden alacağız. Sonra da kervansaraya gidip Tekfur Kritos'la uç beyliği elinden alınmış olan Ertuğrul'un hesabını ne zaman göreceğimizi konuşacağım. Emredersiniz Emir Hazretleri. Söğüt bize Sultan Alaaddin Keykubat Hazretleri tarafından emanet edilmiştir. Söğüt bizim için yeni bir kapı olmuş. Bu sayede topraklarımız genişleyecek ve bize yeni gaza yolları açılacaktır. Yatan aslandansa yürüyen tilki yeğlerim demiş atalarımız. Konduğumuz yurtta oturmak bizi paslandırır. Gayrı neresi olursa olsun, durup dinlenmeden yeni topraklara gazaya koşacağız evvelallah. Göçtük yurt, konduk yurttan daha iyidir beyim. İnşallah yeni yurt bereket getirir. İnşallah. 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 Sen ne düşünürsün Aslan Hatun? Beyim, benim bazı endişelerim vardır. Diyesin hele endişeler mi? Emir Saadettin'in ne kadar soysuz olduğunu en iyi sen bilirsin. Maalesef ki devletimizi avuçlarının içine almış. Korkarım ki bize karşı fitnelerini arttırır. Hem koskoca sultanımıza kıyan bu soysuz bize neler yapmaz ki? Aslan Hatun, Emir Saadettin bugüne kadar bize nice tuzaklar kurmuştur. Lakin Allah'ın izniyle kurduğu tüm tuzakları başına çaldık. Onun her bir tuzağı bizi birbirimize daha da kenetledi. Bizi daha da güçlendirdi. Bilirsin, bizim gayemiz büyüktür. Korkuyla bu yollar aşılmaz. Bilakis, bela ne kadar büyük olursa cesaret de o kadar büyük olacak. Yollar ancak böyle aşılır. Şimdi sorarım sana. Aliyar Bey olaydı, ne yapardı? Beyim doğru dersin de, ya Çavdar Beyleri ne olacak? Onlar bu göç kararına karşıdırlar. Ben obam bölünsün istemem. Aslıhan Hatun, ben hak bellediğim yol için kardeşlerimden ayrıldım. Benim de obam ikiye bölündü. Lakin bak, şimdi uç beyliği aldım. Mazluma umut olduk. Devletin bir ayağı biz olduk. Nice zorluklardan geçsek de ne kadar doğru bir karar verdiğimiz aşikardır. Sen de korkmayasın. Yolumuz bellidir. Yol çetindir. O yüzden yarı yolda dönecek olanlar, yolu kaldıramayacak olanlar zaten gelmesinler. Bize lazım olan, çileye talip olan, ufku, hudutları aşanlardır.
bana neler olduğunu anlatasın. Altun Obayı öldürerek sizin ve sultanımızın adını evvela lekelenmekten koruduğumu bilmenizi isterim. Koca devletimiz Ertuğrul soysuzunun hakkından gelemeyecek mi Saadettin? Gelecek Mahperi Hatun. Ertuğrul'un Tekfur Kritos'a ve Günalp'e yaptıklarından mütevellit Uç Beyliği'nin elinden alınması lazım. Ben bunun için gereğini yapacağım. Siz de elinizden geleni yapasınız. Yapasınız ki Ertuğrul'u, sultanımızı bize karşı bir pusat gibi kullanmaktan men edelim. Sultanımızla konuşacağım. Âlâ. Yarın Tekfur Kritos'la Kervansaray'da buluşacağım. Ertuğrul'un işini bitirmek için elinden geleni yapacağına şüphem yoktur. Sultanımız sefere gittiğinde Tekfur Kritos'un Karacahisar'ı almak için teşebbüste bulunmayacağının teminatı var mıdır Saadettin? Yeni sultan olan oğlumun itibarını ezip geçmeyeceğini nereden bileceğiz? Merak buyurmayın Mahperi Hatun. Yanına attığı her adımı bana bildirecek bir casus koyacağım. O gereğini yapacaktır. Böyle bir şeye tevessül ederse ilk benim haberim olacak. Âlâ. Müsaadenizle. Ertuğrul'la birlikte sen de öleceksin köpek. Oğlumu sana yem etmeyeceğim. Beyim, belki göç meselesinden ötürü senin gönlünü incittim. Bilirsin senden başka kimsem yoktur. Seni yitirmekten ve obamızın dağılmasından korktuğum için de endişelerim. Bilirim aslanım, bilirim. Benim de senden gayrı kimsem yoktur. Lakin endişen olmasın. Ben obayı senden daha fazla düşünürüm. Söğüt de yeni yurdumuzda buradan daha mutlu olacağız inşallah. Bu göç obamız için hayırlı olacak. Sen benim erimsin. Anamı, babamı, abimi yitirdim Turgut. Seni o dar ağacında görünce koca dünya bana dar oldu. Gözlerim karardı. Kendimi koskoca cihanda bir başıma kalmış hissettim. Beyim, bu bana çok ağır geldi. Gayrı gönlünün gamı değilsin. Hak yerini buldu. Şimdi yanındayım. Son nefesime kadar da yanında olacağım. Ben senin için hayırlı olmayan hiçbir şeyi kendim için de hayırlı görmem. Bu göç meselesinde de böyledir. Sen müşteri olasın.
Bilecik Tekfuru bizi pusuda bekleyecektir. Kalabalık olacaklardır. Gözünüzü, kulağınızı dört açasınız. Unutmayın, ilk hedefimiz gideceğimiz yolları keferelerden temizleyip ondan sonra göç etmektir. Bamsı, alpler, atlar, pusatlar hazır mıdır? Atlar sapasağlam, pusatlar keskin, atlar eşkündür beyim, evvela. Eyvallah. Sen alplerle birlikte Tekfur Kritos'u gizlice takip edip pusuya düşüreceksin Bamsı. Buyruk senindir beyim. Sungur ağabey, Turgut, siz de Günalp Bey'le bana yakın vuruşacaksınız. Buyruk senin beyim. Buyruk senindir beyim. Abdurrahman, sen obada kalasın. Buyruk senindir beyim. Sonraki hedefimiz Saadettin Köpek'tir. Saadettin Köpek ölecek. Onu ve çetesini yok edip devleti ellerinden kurtaracağız. Münasip zamanı kollayıp işini bitireceğiz. Ya Sultan Bey'im? Sultan Gıyasettin akıllı ve ileride başına neler gelebileceğini tahmin edecek kadar gözü açıktır. Saadettin Köpek, onu dişleriyle köşeye sıkıştırdığı vakit sultan bize, biz de sultana yardımcı olacağız. Ve köpeğin ipini çekeceğiz. Peki anası Mahperi Hatun? Onu da Sultan Gıyasettin kendisi halledecek abi. Yiğitler, yarından itibaren çıkacağımız yol bugüne kadar çıktığımız yollardan daha uzun ve daha çetindir. Ya bu yolda Selçuklu Devleti'ni kurtaracağız ya da yeni kutlu bir devletin ilk tohumlarını atacağız. Ya yok olur ya da diriliş. Yolumuz her türlü fedailiği göze alanların yoludur. Yoluna başımız helal değil. Eyvallah yiğitler. Eyvallah. Kazamız mübarek olsun. Amin. Şimdi Günalp Bey'i getirin. Sen de kimsin? Seni buradan çıkarabilecek tek kişi olan Emir Saadettin adına buradayım. Ne istiyorsun benden? Eğer hamile değilsen Artuk Bey seni öldürür. Eğer hamileysen çocuğun doğduktan sonra yine öldürür. Her türlü öldürüleceksin. Yazık. Lakin eğer bizimle ittifak kurarsan hem buradan kurtulabilirsin hem de bolca altın kazanırsın. Ne yapmamı istiyorsun? Bize malumat getirmeni isteriz. Bize getireceğin her malumat için sana 100 altın vereceğiz.
Gelecek Tekfur'undan. Size istediğiniz haberleri getiririm. Yeter ki beni buradan kurtarın. Akıllı bir hatun olduğunu anlamıştım ben ya. Sabırlı ol. Emir Saadettin seni buradan çıkaracak. Emir Saadettin'e saygılarımı iletin lütfen.